Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pizza kraker tadında yumuşacık mayasız poğaça tarifi yapacağız. Yapımı oldukça pratik ve kolay bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamız için uygun bir yoğurma kabının içerisine 125 milimlik bardak ölçüsüyle ile 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı yoğurt. 1 adet büyük boy yumurtanın akı, sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 adet küçük boy rendelenmiş havuç. 1 adet küçük boy kapya biber. Ben robottan geçirdim ve fazla suyunu sıktım. Dilerseniz minik minik doğrayabilirsiniz. 6-7 dal iri kıyılmış dereotunu da ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini de ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Dilerseniz bu esnada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke burada hem lezzet veriyor hem de kabartma tozunun acılığını almış oluyor. Her tarifte olduğu gibi bu tarifte de unu azar azar ilave edeceğim. Öncelikle 2 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle çok amaçlı unu ilave ettikten sonra 1,5 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve 3. bardak undan da bir miktar ilave ettikten sonra tüm malzemeleri elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım fakat lütfen sizler ununuzu yavaş yavaş ilave edin unun markasına, cinsine ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişecektir. Yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Evet artık yarım bardak sona kalan unu da yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Birazdan sizlerle dokusunu paylaşmış olacağım. Evet ele yapışmayan yumuşacık hamurumuz artık hazır. Şimdi bu hamuru eşit büyüklükte parçalara ayırıp bezeler oluşturuyorum. Poğaçalarımız büyüyeceği için ben elimden geldiğince küçük parçalara ayırıp küçük bezeler oluşturmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz büyüklükte parçalar oluşturup sonrasında bezeleyebilirsiniz. Ben toplamda 16 adet mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Sizler daha büyük bezeler ya da daha küçük bezeler oluşturabilirsiniz. Bezelerin tamamı hazır. Ortalarına rendelenmiş kaşar peyniri ilavesi yapıyorum. Sizler dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. İster bu şekilde elinizle baskı yapıp ortasına yerleştirip yine elinizle kapatabilir. Dilerseniz az sonra göstereceğim gibi tezgah üzerinde de şekil verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi poğaçalarımıza şekil vermek oldukça kolay. Bir tane de tezgahta hazırlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine poğaçaları birbirine değmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Evet bu esnada fırını önceden ısıtmaya özen gösterelim. Fırını 170 derece alt üst fanlı bir şekilde çalıştırdım ve hemen üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine birkaç damla yağ ilavesi yapıyorum ve iyice çırptıktan sonra bu karışımı poğaçaların üzerine yediriyorum. Poğaçalarınızın üzerine yumurta sarısını sürerken her yerine değdirin ki nar gibi kızarsın ve yumurta sarısının kokmaması için muhakkak içine ya süt ya da yağ ilavesi yapmayı ihmal etmeyin. Evet son olarak üzerlerine hava kanalları açacağım ki içi ve içerisindeki sebzeler çok iyi bir şekilde pişebilsin. Ve poğaçalar çatlamasınlar. Evet gördüğünüz üzere mutfak makası ile verev olacak şekilde kesikler atıyorum. Fırın yeterince ısındı. Poğaçaları tam orta rafa yerleştiriyorum. Ve ortalama 35-40 dakika boyunca nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçaları soğuduktan sonra sizlerle paylaştım. Poğaçaları mutlaka ılık ya da ilk sıcağa çıktıktan sonra tüketin daha da lezzetli olacaktır. Evet şimdi sizlerle poğaçanın içinin pişmişliğini ve yumuşaklığını paylaşmak istiyorum. Poğaça mayasız olduğu halde gerçekten yumuşacık ve Alttan akan o peynirin erimesi ve hafif kızartması inanılmaz bir lezzet veriyor. Şimdi içinin pişmişliğini de sizlerle paylaştıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. İster kahvaltılarınıza isterseniz sahurlara akşamdan hazırlayıp buzdolabında bekleterek hemen kahvaltı ya da sahur yapacağınız vakitte fırına hızlıca gönderip tazecik tüketebileceğiniz bu poğaça tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.